Değerli seyirciler 90 artı e hoş geldiniz. Mersin'de Atakaş Atay Spor karşısında 2-0 önde Fenerbahçe ve sağ kanattan atak geliştiriyor Sarı Lacivertli takım. Ceza sahasında bir orta denemesi e, Mert'ten, Mert Müldür'den savunmadan geri döndü. Üçüncü uzatma dakikasında geride bıraktık. Orta yuvarlakta yine topu kazandı. Fenerbahçe Fret oyunda. Beka bugün uzun bir süre sonra... E, i̇lk 11'de başlamıştı, e, dakikalar önce çıktı o da. Fred şimdi pasını verdi, ceza sahasında Tadic e, topu geçiremedi istediği gibi. Fenerbahçe için açıkçası pek de zorlandığı bir maç olmadı. Karşılaşmanın 25. dakikasında e, Ceko'nun asistinde Osay Samuel'le öne geçmişti Sarı lacivertli takım. 40. dakikada Tadic'in pasında Cengiz skoru 2-0 yaptı. E, pozisyonlar var ama ilk yarıda zaten e, pek karşı atak geliştiremeyen hata. ikinci yarıda 2-3 iki, tane pozisyonu var. E, özellikle Halil Dervişoğlu ile gole yaklaştığı iki pozisyonu var. Ama Fenerbahçe hafta içindeki e, Avrupa maçını da düşünerek biraz vites düşürdü. Biraz daha kontrol oyununa döndü. Arada pozisyonları olmadı mı oldu. Örneğin onlardan biri Ceko Dzeko o saytta yakalandı. Önümde adam, oyuncu var diye işaret ediyor. Bilmiyorum. Bakacağız şimdi ve son düdük geldi efendim. Ee, dördü görmeden daha son saniyelerde e, bitirdi. İsmail Yükseğin e, Atilla olana daha söylemi olacaktı. Sarı kart da gördü az önce. Fred tabii son derece tecrübeli. Direkt onu kucakladığı gibi oradan uzaklaştırdı. Fred değerli izleyenler uzun bir aradan sonra yaklaşık yarım saat kadar oyunda kaldı bir 25 dakika kadar Dediğim gibi Bekao 4-4,5 ay sonra ilk 11'de başladı 80 dakika oyunda kaldı o da son bölümde artık ayağına kramp girmeye başlamıştı Çok uzun maç eksiği tabi antrenmanla maç aynı şey değil e, Osay Samuel bugün ilk golü attı, e, o da iyiydi belli bir müddet, sonra onu çıkarttı, i̇şte Ferdi'yi o tarafa geçirdi, e, Mert'i aldı, sonra Ferdi'yi de çıkarttı, İsmail Kartal. E, açıkçası e, Senji ile o maçı tabii önemli bir karşılaşma, e, çeyrek final yolunda e, son 8'e kalabilmek için ama son derece güçlü bir takım olduğunu Belçika futbolunun son yıllardaki yükselen yıldız olduğunu hepimiz gayet iyi yakından takip ettik. Futbol severler olarak sizler de zaten biliyorsunuz. Bugün de 1-0 öndeydi. Hala 1-0 mu o maç? 1-0 önde ilk yarıda. Senjiro maçının skorunu da buradan sizlere aktarırız. Bu arada az önceki pozisyona baktım bir yandan da. E, ...Ceko kendi sağımdan çıktım diyor... ...olabilir hakikaten... ...kendi sahasında gibi gördüm ben de ama... E, ...bilemiyorum... o ...Osaid bayrağı kalkmıştı çünkü... ...Fenerbahçe'li futbolcular bugün Mersin'de... E, ...son derece kalabalık bir... ...sarı lacivati taraftar topluluğu vardı... ...onların önünde... E, ...skoru çok erken buldular... E, ...kendilerine yetecek... E, ...skoru elde ettiler... Bekao'yu hemen sol taraftaki kale arkasının bulunduğu bölgeye gönderdiler. Onun yönetiminde bir üçlü var şu anda. B.K. üçlü çektirdi ve onunla birlikte Sırlaçivertli tribünler coştu. Dediğim gibi Beka yaklaşık 4-5 ay aradan sonra formasına kavuşmuştu. 80. dakikada o da oyundan çıktı. Bir hayli yorulmuştu zaten Bekau'da. Sonrasında dediğim gibi Fred'in oynaması bugün önemli. beka önemli. Son bölümde Osterwold'e Mert Müldür girdi. Krunic girdi. Ve elindeki silahları Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Union San maçından önce ekonomik olarak kullanma imkanı buldu İsmail Kartal. Hafta sonunda iç sahada e, pendik maçı var e, ve hemen bir hafta sonra da yine Kadıköy'de e, San Giro revanşı var. O maçın ardından da milli maç arasından önce Trabzon maçı var deplasmanda. Çok kritik bir eşik. E, milli maç arasına kadar işte yarın Beşiktaş-Galatasaray maçı Galatasaray haftaya e, Avrupa yok Rize'yi konuk edecek Fenerbahçe Avrupa maçından sonra Pendik sonrasında Avrupa Rövanşı Trabzon e, Yani orada Yoğun bir e, takvim Bekliyor e, Eğer yanılmıyorsam şimdi birazdan bakarız e, Rize'den sonra Kasımpaşa deplasmanı olabilir Galatasaray'ında birazdan hoca ile birlikte detaylandıracağız. İsmail Kartal'ı görüyorum. E, tribünlere gitti o da. Şüphesiz mutlu. Şimdi hafta içindeki Ankara gücü maçı e, biraz yıprattı Fenerbahçe'yi ve İsmail Kartal'ı. Aslına bakılırsa takviminde bir rahatlamaya yol açtı Fenerbahçe'nin e, Türkiye Kupası'nda olmamak ama e, tabii e, bu tip büyük takımlar bütün kulvarlarda şampiyonluk hedefler ki İsmail Kartal'ın da söylemi, Okan Buruk'un da söylemi bu yöndeydi. İşte Galatasaray önce Avrupa'dan sonra kupadan elendi. Fenerbahçe kupadan elendi. Ama e, kolay değil, yoğun takvimde bile erken başladı. iki takım da başladılar sezona. Üç tane önelemi oynamak Avrupa'da kolay değil. Bu takımların maç sayıları hani bundan 15-20 yıl önce sezon sayılarını şu anda buldular. O yüzden e, ee, tabii geniş kadrolarda bu günler için kuruluyor ama biraz fazla bu sene her ikisi de sakatlık problemi yaşadı. Ee, dediğim gibi bunların hepsini detaylandıracağız. Günün maçlarını görelim. Şimdi Barkomuz'da bir anda Mersin'den canlı görüntüler geliyor. Az sonra röportajlarda gelecektir. Maçtan enstantaneler foto muhabiri arkadaşlarımızın kareleri de düşmeye başladı. Şimdi Kasımpaça Sivas maçı 0-0 sona ermişti dün. Ankara gücü İstanbul spor maçı 1-1 bitti. Ankara gücü bir kişi eksik bitirdi. Rize, Rize takımı bugün net bir galibiyet aldı. Hem skor olarak hem oyun olarak Kayseri Spor karşısında 3-0'lık üstünlüğü vardı. Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığını söyledik. Başakşehir, Samsun. Samsun için çok kritik bir maç şimdi. hatta ya tam olarak rahatlama anlamına gelir. Ya da aşağıda puanlar birikecek. Bu haftanın aşağıdaki en kritik maçı Siltahşapı Pendik Spor Tümosan Konya Spor Mücadelesi. 6 puanlık maç. Zaten haftanın maçı Beşiktaş Galatasaray derbisi. Adana Demir Spor, Fatih Karagümrük. Yani artık Adana Demirspor için orası da kritik hale geldi. Alanya Trabzon maçı var. Trabzon kupadan moralli geliyor. Onlar da bir ivme yakaladı. Antalya-Gaziantep maçı var. Ona da bakacağız. Gaziantep için orası da kritik. Şimdi hoca geldi. Onunla beraber puan durumunu da değerlendiririz. Fenerbahçe için az önce de söylediğim gibi ilk yarıda skoru bulduğu, oyun olarak son derece üstün gözüktüğü, rahat kazanılmış bir maç olarak e, yazıldı bu sezonun listesine. Fenerbahçe 73 puanla yeniden liderlik koltuğunun devralıyor maç fazlasıyla. Galatasaray bir maça eksik 72 puanda. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın 46'şar puanları var. değerli izleyenler, Trabzonspor Alanya deplasmanında Beşiktaş Galatasaray derbisini oynayacak. Şimdi Trabzonspor Alanya deplasmanında Alanya e, 30 puanda. Yani düşme hattı 28 puan, Alanya 30 puanda. Oralar bayağı bir karışık. Hatay 29'da kaldı şimdi. Ee, Ankara gücü 30 puan. Yani aşağısı şimdi bakacağız. Oralar bayağı karışık dediğim gibi. Kasımpaşa 40 oldu. Rize 39 oldu. Sivas 38 oldu. Yani bu takımlar da dördüncülük, beşincilik bilemiyorum o bölge için yarışacaklar. Ama yukarıda hem Fenerbahçe hem Galatasaray olmadığı için Ziraat Türkiye Kupası'nda beşincinin gitme şansı biraz daha azaldı. Kupaya, Avrupa'ya. Ama evet. tabii onlardan biri ilk dörtte bitirirse... E, Trabzon ya da Beşiktaş hala o şeyin içinde. Botanın. Botanın içinde kupada. Yok şeyi diyorum 5 takım gidecek ya Avrupa'ya önümüzdeki sezon. Hani kupadan ikisi eğlendi tabii ilk dörttekilerden. Yoksa bu beşincinin gitmesi eğer hepsi çıksaydı garantilenecekti. Hocam Fenerbahçe için dedim ki zor olmadı. Tam Avrupa maçı öncesinde Perşembe günü deplasmanda çok güçlü bir rakiple karşılaşacaklar. Ee, böyle ilk yarıda skoru alıp kontrollü, ikinci yarıda rölantide götürdüğü böyle bir maç oldu. Ee, Hatay deplasmanı aslında hani imdada yetişti diyebiliriz belki de. Fener Bu Hatay maçı sezon başı Galatasaray'ı yendi. <gülüyor> ya <gülüyor> Trabzon'da sonra hep... ben mi yanlış hatırlıyorum? Trabzonspor'u sporu da yen, yendi diye hatırlıyorum sanki. O ee, bir tane isabetli şutu var. Onda bir. Fenerbahçe on dörtte altı. Ama ikinci yarıda biraz girdiler ceza sahasında falan. Böyle bir reaksiyon vermeye çalıştılar ama hocam çok çok güç farkı var. Hocam Fener var. ikinci yarı hiç gaza basmadı. Hiç. Hani girenler de dahil basmayanların hiç, içinde. Hiç. Böyle o maç antrenmanı. Da, evet. İyi bir antrenman oldu Fener için. İyi bir antrenman. Bu Avrupa maçından evvel iyi bir antrenman. Hani. Bahane yok şimdi ben de, biz yorulduk bu kadar lig maçı oynadık falan yok. Çok güzel bir antrenman maçı verdi Hatay Spor yolluyor. Onun için hiç bahaneye sığınmasınlar. İşte yorgunduk, ligdi, sahaydı, kötüydü falan yok. Şimdi göreceğiz bakalım nasıl yapacaklar. Şimdi e, ee, Union saint -Giro, Belçika Ligi'nde uzak ara lider. Uzak ara derken 6-7 puandı galiba. 6 Ama play-off var orada. Belçika böyle play-off'lu bir sistem. Ee, yani son yıllarda orayı götüren bir takım. Güçlü bir takım. Bu sezon hani eksik biraz kadrosu olsa da Liverpool'u yendiler yani. Bir versene Yuin San şuraya bir yere, şuraya falan. Onu bundan sonra çünkü lig durumunu görelim bir. Belçika Ligi'nde lider. 27 maç, 20 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi. Avaraj kaç atmış kaç yemiş? 59 gol atmış, 29 gol yemiş. 59 gol yarı atmış. Yarı 29 gol yemiş. 30 avarajı var. 30. Olarak. Yani. Yarı yarıya. Ee, Muhammed Amura en hani etkili oyuncuları 22 gol 6 asist. Bayağı bir e, skora katkı yapıyor. Nilsson, Eckart, Poertas, Muhammed Amura'nın da hani en değerli 10 milyon euro transfer market değeri oyuncuları olduğunu belirtelim. Ee, lig şampiyonluğu, Belçika kupaları, Union saint -Giro. Belçika'da hani son dönemin böyle yükselen yıldız öyle bir takım hocam. Türkiye'ye geliyor. Onmonda hiçbir şey olmuyor. Yürüyorlar. Bakacağız önemli olan şeyi de görmek tabii bu takımı. Canlı da görmek. Tabii. Bu, bu, hafta göreceğiz. Bu hafta göreceğiz. Evet. Ee, şey dedim hocam, yani Fenerbahçe açısından şunlar önemliydi. BKO baya bir zaman sonra, 4-4,5 ay sonra oynadı. Ee, Fred. Sonra kramp girdi. Artık 80'de falan yoruldu yani alın beni dedi. Fred bir 20-25 dakika oynadı. Evet. Sakatlıktan sonra o da bir hani hem antrenman vardı bayağı bir 10 gündür. Şimdi maçı da oynadı. O da bir öyle bir şeyden Ceko çıktı. Joko mesela ilk yarı çok yedi, ikinci yarı tabii o da yoruldu. O 70 75'ten sonra o da yoruldu. O da gitti. İşte o arada bir şeyler yapmak lazım aldı ama bilmiyorum tabii yani. Biraz ekonomik kullandı bugün aldı, verdi, değiştirdi, etti İsmail Hoca böyle daha böyle bir şey hamleli müdahaleli oynadı. Beka ne yapmış? 8 ikili mücadeleden 6'sını kazanmış. Zaten işi o. %83 pas isabeti var. Beka yani tabii belli bir kalitenin üzerinde kumaşı ama maç eksiği önemli. Bir de iri yarı oyuncular bunlar. Hocam pas isabeti enlemesine değil, diklemesine olursa bak burada. Tabii Yoksa enlemesine geri olursa çok kolay bir pas Bugün aldık. ilk golde Ceko mesela topu aldı soldan sürdü. Müthiş. Sağ tarafa bir pas verdi yani. Gerçi orada tabii sağ bekin de oraya gitmesi önemli de. Ama Beşiktaş orada Fenerliler de bayağı bir girdiler mesela 4-5 futbolcu girdi. Evet. O önemli bir olay. Girince defans alıyor. Yedek kim golü atan oyuncunun önüne geçemedi hataylı. Yok. Geçemedi. Tabii. Vücudunu koydu, kolunu Geçemedi. O sayı Samuel'de o da e, Afrika Kupası'nda oynamıştı. Ufak da bir sakatlıkla gelmişti. O da yavaş yavaş eski ritmini buluyor. Bugün de hani son bölümde çıkarttı. O da e, o dakikaları yüksele yüksele onu da ısıtıyor hoca ki onun da dönmesi önemli tabii. Yani e, opsiyonları azalmıştı o bölgede. Ferdi yine e, 86-87 dakika oynadı. ...bayağı bir onu tuttu soldan sağ aldı işte biliyorsun her tarafta oynuyor Ferdi de Ferdi müthiş ya yani gerçekten maşallahlık ...aman Avrupa Şampiyonasına gitsin de yani milli takım için çok önemli oyuncular bunları evet. hocam ya bunların hepsinin hazır olması lazım hepsinin hazır olması lazım başka öyle söyleyebileceğim Çağlar şey yaptı yani sanki hep bu takımda oynuyormuş gibi Geldi tık diye oynamaya başladı. Hiç şeyi yok yani. Evet. Sanki bu takımın oyuncusuymuş gibi. Ya, tabii arkadaşları falan da var. Hepsini tanıyor. Hem milli takımdan hem eski takım arkadaşları. O onu not düşebiliriz. Mert Hakan iyi mücadele etti. Baya sağa sola her tarafa koştu hocam. O... E, i̇şi o. Görev o Mert Hakan'ın. Evet. Başka türlü bir şey bekleme Mert Hakan'dan. Değil mi? Tabii işi o. Arada da güzel şeyler yapıyor. Yeter ki hakemden ve rakiplen dalaşmasın. Şimdi İsmail bir kart gördü. Sen aşağı indin. Hı. Ben devam ediyorum ya maça çünkü benim için önemli her an şu. İsmail yükseğe İsmail diyorsun. kaşındı, kaşındı, kaşındı kart gördü. Fred Bak, onu kaşındı. kucakladı uzaklaştırdı Ondan orada. Ondan sonra da gitti. Maç bittikten sonra gene kaşınmaya devam etti. Fred mi aldı? Birisi aldı evet. götürdü. Ya arkadaş olacak Tabii şey tecrübeli değil Tecrübeli adam. Ya. ya bunlar Fener'de falan nasıl top oynuyorlar abi ben onu anlamıyorum ya. Zorla kaşınıyorsunuz. Yani. Hocam kaşındı kaşındı zorla kart aldı. Kaçıncı kartı bilmiyorum. Tekrar kaşınmaya bir, bir devam baksanıza etti. Kırmızı a, görecek. E, Berkay, Fredi, şey, e, İsmail Yüksek'in kaçıncı kartı sezonun? Ama olacak şey değil ya. Bunlar nasıl Fener'de oynuyorlar abi? Ya Fenerbahçe'de oynayan oyuncunun bir ağırlığı olacak. Bir böyle ağır ağır. Ve olacak önünü yani? sonunu düşünecek yani. Tamam. Evet abi e, abi. yükseliyor video, ama biraz kontrollü olmak zorundasınız. Hakem yanlış karar vermiş. Oluyor. Göğsünü gösteriyor. Palinasını çıkarıyor, şey formasını çıkarıyor buraya. Darbe diyor, aldı diyor. bir önceki yerde ya, oradan olabilir kafaya abi. takıldı o. Yani senin takımında hatalı şey alabiliyor foul. Karşı takım takımda ki? alabiliyor. Ya bırak artık görmüş git. Ceza he, bir dakika ya mahsus mu gördü acaba cezalı duruma düşmüş. Pendik maçı var. Pendik çantada keklik mi? Değil ama yani. Biz Ondan o... sonra kimle oynuyor? Trabzon. <laughs> Kendine güvenemiyor demek ki ee, Ama İsmail'in yerinde olsam ben de güvenmem E tamam da ee, sarıdan sonra gene devam etti Kırmızı aldığı zaman sarılar devam edecek Tabii kırmızı alsa abarttı bence o bilinçli değil he. Ben o senden aynı fikirde değilim Sen hani cin gibi düşündün ama o cin gibi düşünenlerden değil ha Gidiyor ya kırmızı olacak. İkinciyi de görebilirdi. Hani ya sarılar da kalacak. Planlı birinciyi gördüm diye sen gidiyorsun yani. Tabii. ya nasıl bir iş abi ya? Bunlar Fener'de top oynuyor ya. Kusura yani, bakmayın abi. Planlı gördüyse bir şey diyemeyeceğim bak. Ama yani bir, son da bölüm çünkü 90'lara falan ama. geliyordu. Kırmızı görecek ya. Arkadaşı geldi aldı. Evet. Hocam bilmiyorum ya. Bilmiyorum hocam yani. Bu nasıl işte bilmiyorum ha. Bakalım buradan bir röportaj çıkabilir. E, maç sonu. Mersin'de iyi. Fenerbahçe taraftarı vardı ya. bayağı doluydu. Yani Sarıcıoğlu'nda ya. oynuyor gibi oynadılar. Evet abi. evet. Yani. Baya doluydu. E, hava da güzel tabii hocam. Ya. Mis gibidir. O da 20'nin 20 üzerindedir. Orada hocam bugün Adana bir ara gözüm çarptı. Van mı bir yerde 4 derece mi 5 bine? Adana 25 gördüm. E, Mersin'de öyle işte. Adana 5 dedi Spiker. Aşağı yukarı. Van mı ne bir yerde de 4 dedi 5 dedi abi. Ulan 4 Hocam bizim bir ülkemiz, ülkemiz var. bu yüzden Bir tarafta kayak de. yapıyorlar bir tarafta Tabii. deniz yapıyorlar. Bu yüzden cennette biz işte kıymetini bilemiyoruz. Neyse bir şey biz Biz ne, ne, ne şey yapıyoruz kayak ne deniz yapıyoruz abi. Ya. Balçık'ta gidiyoruz ya. ya. Bizim işimiz. Sağlarımız gibi Balçık'ta zor gidiyoruz. Zor bizim işimiz. Ee, İrfan Can da Cengiz Ünder'in ...o bölgede bir karşılaştırmasına... ...baktık nedir ne değildir diye... ...İrfan Can... ...36 maç... ...Cengiz 27 maç oynamış... ...Cengiz'in bir ara bir sakatlığı da vardı biliyorsun... Ee, ...13 gol 10 asist... ...İrfan Can kahveci... ...Cengiz'de 9 gol 3 asist oldu... ...23... ...Cengiz'in biraz hafif bir kilo vermesi lazım... ...hafif bir kilo... Şöyle bir 3 kilo falan vermesi lazım benim gördüğüm. Buradan bilmiyorum. Biraz daha çalışması lazım. Yakın çekime giriyor. Kendinde görürse böyle nefes nefese yakın çekimde. Birkaç defa yakın çekim oldu. Nefes alıyor böyle. Plan diyor. Topçu öyle olmaz o dakikalarda. İrfan Can Kahveci'nin e, bir an önce hani takımdaki e, yerini alması lazım. Faydalı... Onun olması Cengiz'i de itiyor çünkü. Tehlike yani, o İrfan Can gibi adam. E, herhalde milli maç arasında yani hazır olacak. sonra e, Baydal adam şey İrfan, İrfan Can, Can bu sene kariyer sezonu yaşıyor ya. 13 gol 10 asist ne demek? Ne oldu? Hatırlıyor musun? Hakemle oynardı. El kol hareketleri. İşine baktı. Seyirci. Bak ne güzel oldu. Bak. Sana ne hakemden, sana ne seyirciden, sen topunu oynayın. Ve değerini arttırdı şimdi. Sen topunu oynarsan seyirci de seni tutar, hakem de seni tutar. Ne oldu bak kuvvetli olunca basıyorsun biliyorsun vuruyorsun. E, şeyini de uzatacaklar gibi geliyor. Haberler o yönde geliyor. Sözleşmesini. E, bu yön bu arada basın mensubu arkadaşlarımız röportaj için bekliyorlar. tabi taraftarlar da öyle. İlgi çok büyük elbette. Bu sene <laughs> bir işim vardı. Telefoncu bir arkadaş çıktı genç. E, konuştuk. Bizim programları filan seyrediyormuş baya. Ondan sonra sen hangi takım tutuyorsun dedim. Fenerbahçeliyim hocam dedi. Peki nasıl dedim. Ya dedi hocam dedi bugün dedi forma üzerimde dedi. Allah Allah hayrettir dedim. Bugün dedi Fenerlilerin formayla gezmek. Enteresan bak bunu da ilk defa duyuyor Evet güzel. Ee, bir Fred Fred'in olmadığı maçlar. Hocam yedisinde puan kaybı var ya. Bir... Ama bugün girdiğinde galipti zaten Fener. Evet, tabii. <laughs> bugün bugün evet. Bugün ama galipti. yani Fenerbahçe zaten bütün puan kayıpları Fred'in olmadığı maçlarda baksana. 3 beraber. Ama Fred sakat bir olsa yedek kulübesi olmasa avantaj. O da tutacaksın hocam. Değil mi? Korkutmak için. Saçlar değişmiş ama Fred'in bu saçlar değil şimdi. Belki de saçlar ağırlık yapıyordu. Ondan evet, şimdi Fred'in olmadığı maçlarda 16 maçta 3 beraberlik, 4 yenilgi. Hani şu sezonki performansa bakarsan ne gelmiş Cengiz Ünder diyor ki kariyer rekorumu rahat geçeceğimi düşünüyorum. Ee, sakatlık dönüşü zor olsa da şimdiden 9 golüm oldu. Daha fazla atacağımı düşünüyorum. Kaçmış kariyer rekoru bir ona bakalım. Ee, 12 13 müydü ya? Mental olarak düşmemeye çalışıyorum. Dışarıya kulağımı kapatıyorum ve sadece işime odaklanıyorum. Bu tabii ki güzel ama Kulağını Şimdi kapatıyorsan böyle yapma. Şöyle. Böyle yap. Yapıcı eleştirileri böyle de yapma. bir öz eleştiri yaparak almak lazım. Yani. E... Niye diye kendine soruyor mu? Kim? Abi, i̇nsanlar ya şey seyirci diyecek. seyirci aptal mı? Ya biz Cengiz'e uğraşalım olunca. mı diyecek. Yani aptal mı seyirci ya? Ya yürümediğin zaman seyirci sen gidecek kardeşim ya. Aldığın para da iyi para. O da göze batar. Tabii. İyi oynadığın zaman batmaz. ya bırak sen topunu oyna arkadaş. Seyirciyle oynama. Seyirci senin beli nimetin. Oynama. Oynayanları görüyoruz sonunu. Evet evet. Seyirciyle oynam. Uğraşmayacaksın. Şimdiden 9 grup gol diyor da bir maçın birinde 4 tane mi attıydı? <laughs> İstanbul maçında 4 gol attı. Biraz zaten İrfan Can'ın da yediye kalmasına yol açtı ki bir kimyası bozuldu. 13 değil mi? 12 ya da 13 diyordum. 13 evet. Arkadaşlar şimdi 13 olduğunu söyledi. 13 golü kuvvetle muhtemel geçecektir. Şu anda 9 gol ve daha 10 hafta var. Daha Avrupa maçları var. Ee, Süper Kupa var. Bakacağız. Ee, şeye de bakabilir miyiz? Bir e, milli araya kadar kalan maçlara buraya gelirse canlı canlı ne olur ne olmaz. ya Oradan bir şey gelir mi bilmiyorum ki. Gole katkılara da bakalım sonra. Şimdi 72 puan, 73 puan. Galatasaray'ın derbisi var. Avrupa haftasında Galatasaray'ın maçı yok. Union-Sangelo maçı. Fenerbahçe'nin pendik. Burada Rize. Avrupa revanşı. Kasımpaşa-Trabzon. Fenerbahçe için zor hocam. Yani Avrupa maçları girdiği için zor. Evet. Yani bu... Vallahi Galatasaray'ın da maçları zor ha. Beşiktaş, Rize, Kasımpaşa abi. E tabii üçü de eli yüzü düzgün. Evet. Ya zaten bir tanesi derbi. Rize de eli yüzü düzgün takım. Kasımpaşa da öyle. Evet. Kasımpaşa da öyle. Evet, yani. Kasımpaşa bu ligin en derli toplu oynayan takımda. Yani ne yaptığı bir plan dahilinde oynayan takımlardan biri. Ne yaptığı belli. Yani milli araya kadar bir şeyleri göreceğiz gibi geliyor. Değil mi? Evet evet. Milli araya kadar bir şeyleri göreceğiz hocam. Bir eşik zannediyorum bu ara. Zaten bundan sonra 8 hafta kalıyor. 8 evet. maç kalıyor. Son 8. Son düzlük hocam. Evet, evet. Ondan sonra da son 100 metre. Tabii. Orada artık <laughs> kim giderse. Neydi o? yüz metreci şey gibi açıyordu böyle. Ben Johnson mı mu? Karlıyüs mü? Evet. Carl şey gibi, sonunda... motor... ha şey mi yoksa ee, daha yeni 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 ay adamca Usain Bolt mu ha. ben bir anda adam şeyden... yürür gibi koşuyor nasıl bir şeyse ya evet evet ha Usain Bolt enteresan adam gittikçe açılıyor arabatı gibi ya böyle hop, şey de öyleydi yani bence aslında çıkardı direkt koşmaya başlardı o şeyden enteresan bir şey yani Önce yavaş gidersin sonra bu direkt hızlı koşardı. Enteresan, yani. Hiç ufak yani. bebek 100 metreci gördün mü? İşte ben Cansın çok şey değildi öyle. O enteresan bir adam. Ama hep şey omuz, gibiydi. Kol. Usain Bolt da öyle. Herkes zannediyor ki ayak gücü tamam ayak gücü de kol gücü atletizmde felakettir evet. abi. Kol çekersin. Güzeldir ya atletizm. Bu sene olimpiyat senesi. Güzel olacak bu sene yaz ayları dolu dolu. Çok keyifli geçecek pozisyonlara bakacağız ama açıklama, gole katkılara da bakalım. Açıklama var mı? Gelmiyor mu açıklama? Ceko 22 gol 5 asist olmuş. Bugün iyi oynadı diyebiliriz değil mi? İyi oynadı yani. İkinci yeri biraz yoruldu tabii. Yalnız Batu Ayni'nin de 18 gol 3 asist olması enteresan değil mi ya? Bir de Oynadıkları maçlara bakmamız lazım. Tabii öyle veriyordu arkadaşlar. Bugün böyle yapmışlar. O önemli. Ona baktığın zaman Batu Şahin bayağı farklı. İrfan Can 13 gol 8 asist. Şimanski 12 gol 13 asist. Bunlar bütün kulvarlar. Tadiç 12 gol Aslında 11 asist Aslında Tadiç'inki en şey yani balaslı topu ayağına geçirdiği zaman müthiş bir oyuncu. Yani evet alamıyorsun. Çok iyi atıyor. Çok iyi yerlerden başlatıyor filan her şeyi bugün var. Bugün attığı top da müthiş. Adam adama yakart etti. Çok güzel bir ayağına attı. Yani azı dişinin içine attı hocam. Dolgu yaptı Cengiz'in. Ama aynı Cengiz geçen maçta aynı pozisyonda golü kaçırdı. Kolum. Daha rahat gel. Azsaydı başka olurdu. Ceko 33, Batçayı 32 maçmış ama dakika olarak tabii Batçayı bayağı az. İlk 11 az Batu evet. ]ayın. Şimdi Batu Şahı oynadı Ankara'da. Batu Şahin'e top gelmedi 2500 hocam. 2500 e 1300 1300 hocam. Hocam Dakika. top gelmedi ya Ankara'da Batu Şahin. Adamcağız ellerini sallıyor top atın top atın diye ya. Yani canlılığını görüyoruz. Top gelmedi ya. Ya nasıl bir Ankara gücü bugün de hiç evlere cennik. Hocam işte böyle zor. Evlikte sıkıntılısın. Ya lig daha önemli ya. Sen düşme hattındasın Ankara gücü. Bugün yenecen abi. Oynadığın takım İstanbul Spor. Tamam. iyi oynuyorlar çocuklar filan da. Yen abi. Düşmüş bir takım. Yen abi. Bana anlatma onu. Evindesin. Yen abi. Bunları yenemezsen yarın düşme maç sonra görürüm gözünüz şeyinizi, boyunuzu. Son maçtan sonra güçlü bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu demiş o sayı Samuel. Hakikaten öyleydi. Maça iyi başladık. Milli takımdan döndükten sonra ilk maçımdı ve fark yaratmam gerekiyordu. Lig uzun bir maraton. Avrupa'da önemli bir maçımız var. Konferans ligini de kazanmak istiyoruz demiş. O sayı sonra iddialı. Evet. evet. Konferans ligi. İnşallah efendim. Yani bu Senjilo'yu geçerlerse önemli bir rakip Senjilo. Yani o ligin konferans liginde işte Aston Villa var. Fiorentina var. Yani bürüj vardı galiba yanlış mı hatırlıyorum yani. Ama yani 3-4 iyi takımından biri Senjilo'da. Hani onu geçebilirse Fenerbahçe iyi bir kura ile çok farklı noktalara gelebilir. Evet. Bakalım. Ee... Birbirlerini kovalıyorlar. Galatasaray'da dedi ki biz elendik. Sizi göreceğiz diyor. Siz orada yorulacaksınız diyor birbirlerinin yani kötülüğünü istiyorlar. Ya ben İyiliğini istemiyorlar ya. Yani o yorulsun, ondan oyuncu atılsın. O oradan gitsin. Biz sizi geçelim. Ya siz kalırsın. öyle geçmeyin. Siz basarak geçin, oynayarak geçin. Oyuncu atılarak oradan eğlenmeden o Avrupa'da gitsin. Biz ligi alalım. Annemizi ligi yaptınız zaten burayı. İşte zaten lig belli baksana. Üste almışsınız, gitmezsiniz daha şimdi şimdi diğer takımlar biraz. Onlar annemizin ligi abi. Anamızın ilgili döndürdünüz bizi. O kadar paralar. Bu paraları nasıl halledeceksiniz abi? 200 milyon euroluk takımlar bunlar. Bu paraları nasıl halledeceksiniz? Merak ediyorum. Geliyor haberler de bakacağız, konuşacağız. Tabi tabii bayağı gelmeye başladı yani. Haberler geliyor. Enteresan enteresan haberler geliyor. Geliyor, geliyor. Bakalım. Yani onları da konuşacağız. İlginç şeyler gelmiyor değil herhalde onlar artık, da içeride farkındalar o işleri yapanlar da bir kendilerini herhalde kişiden, o iş farkındalar. Diyorlar ki Allah muhafaza bir iki maç kötü gidersek sonra çok kötü olur diyorlar. Onun için de şu ara enteresan şeye kadar milli maçı. Bu olsun. milli maça kadar hocam. Şu sıralamanın ikinci sayfasını verir misin? Tolga oraya bakmadık sanki ya demin. Hocayla beraber de bir bakalım ikinci sayfaya. Ee, sonra da pozisyonlara geçeriz. Nerede? Ha, tamam buraya geldi. Hocam. Vallahi bu sayfa küllüm yanar. <laughs> tamam Samsun 33 puanda, Adana Demir 32 ama e şey Antep 28. Yani 4 puan fark var orayla. Ankara gücü baksana. Ya Ankara, Ankara gücü, gücü. 30. İnanılmaz. Ankara gücü de maçını oynadı 30 puanda yani. Tabii 28. Şimdi Pendik oynayacak. Hatay e. maçıyla Pendik 29. Pendik kimle oynuyor bu hafta? Pendik işte yarın çok kritik maç var dedim ya. Şey Pendik Konya. Oo. 6 puanlık maç hocam. Yani o maçı kim kazanırsa. Konya kazanırsa çok rahatlar. Pendik kendi evinde kaybederse büyük sıkıntı. Pendik Hı. kazanırsa o da bir şöyle bir oh çeker. Pendik'ten maç. Koyan. Maç burada. İstanbul'da. E, e, Yukarıdakiler de ellerine oluştururlar inşallah berabere kalırlar. Yani onlar da beraber kalsınlar der. Antalya Antep var. Antep için çok kritik. Adana Demir Kara Gümrük hocam. Adana Demir 32 Kara Gümrük 29 puanda baksana. Evet. Yani Adana Demir nereden nereye geldi ya? Harigümlük de TRT oynadı bakalım nasıl oynayacaklar. İşte bu maçlardan sonra dönüşü sıkıntılı oluyor. Vallahi bu sayfa biz milli maç arasından sonra bu sayfayı tek tek verelim. Kalan maçlarını. Buradan bayağı bir ortalık karışır hocam. Ben sana bir şey söyleyeyim yani İstanbul mi? İstanbul dışında herkes burada düşebilir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buradaki cellat kim olacak biliyor musun? Cellat. İstanbul Spor. Kimi yenerse, kimle beraber kalırsa onu düşürür. Sana hmm. Söyleyeyim. Orada cellat vazifesi görecek bak. İyi de oynuyorlar çocuklar. Yani öyle maçları da bırakmıyorlar. Helal olsun yani. O tip bir takım anlıyor musun? Ya biz abla attık filan derler. Öyle oynamıyorlar valla. Müthiş şey oynuyorlar helal olsun. Tebrik bak, ederim. Adana Demir Spor'a bak hocam. Son galibiyeti 2023'te. <laughs> 9 maçtır Tabii. 9 maçtır kazanamıyor. 5 yenilgi 4 beraberlik. Böyle bir şey olur mu ya? Bakalım başkan bazı şeyleri açıklayacağım diyordu. Neleri açıklayacak merak ediyorum. Ve mücadele edeceğim diyor. Çok merak ediyorum. Aslında bu kulüplerin çok mücadele edecek yerleri var da bir türlü birleşemiyorlar. Bir ayrılıyorlar sonra bakıyorlar ki lan biz niye ayrıldık diyorlar birbirimizi şey yaptık diyorlar. Hani odaya kesin diyor odaya kesin diyor bu işte çok güzel bir fıkra vardır biliyor musun? Şey üç kişi önce sonra herif hepsini dövüyor teker teker. Sonra en son diyor ulan biz bu adama ilk başta yardım etseydik üçümüz de dayak yemezdik diyorlar. <laughs> Onun için yani tam o fıkraya uygun bir şey burada anlatmam olmaz. Ya abi birbirinize destek verin takımlar. Hepiniz kuyudasınız. Yani biriniz şampiyon olmakla biriniz düşmekten kurtulamayacaksınız. Çünkü kötü bir durum var Türk futbolunda. Akıllı olun. Mal sizin yedirmeyin. Şu ana kadar yapamadınız. Evet. Bu söylediğim kulüpler birliği. Nasılsa bilmiyorum. Herkes menfaatinin peşinde ama menfaat değil hepiniz. Hepiniz bu işin içindesiniz. Evet, hepsi aynı yani hiçbiriniz ya. Hiçbiriniz kurtulamayacaksınız yani o fıkra gibi. Hepsi yani aynı. üçünüz geride. bir olun dayak yemeyin. Adamı dövün. Yani adam teker teker götürdükten sonra göz burun şişmiş kafa göz ulan ilk biz onu dövdürmeseydik diye ah demeyin. Onun için akıllı olun. Şu ana kadar yaptığınız gittiğiniz yol yol değil. Birlik olun. Mal sizin yedirmeyin. Öyle. Çıkıyorsunuz gürlüyorsunuz sonra şey de görüyorum ben sizi genel kurulda olacak şey değil. Kaldır ellerini kaldır kaldır indir ellerini indir. Ankara oynaması gibi. Mert Hakan bireysel performanstan ziyade takımın koyduğu karakter. Önceki senelerden dolayı daha güçlü dönüyoruz. Kaldı 10 hafta ve 10 final maçı. Cami yanımızda olsun herkes sabretsin birlikte kalalım. Olursa olacak olmazsa da faturayı istedikleri gibi keserlerdi. Yani bize destek versinler. Doğru. Eğer kaybedersek sorumluluk bizim diyor. Doğru. Güzel yani doğru söylemiş. Yani maç içinde falan bırakmasınlar abi 90 dakikaya kadar sonra ıslık mı yapacaklar? Ya, tamam en tabi hakkı ama maçın içinde destek seyirci abi. Evet. Buralar bunu Fener, artık bunu Fener seyircisi iyi yapamıyor. Artık tam destek bunu Galatasaray seyircisiyle Beşiktaş seyircisi iyi yapıyor. Evet. Bak Galatasaray seyircisiyle Beşiktaş seyircisi takımına bayağı sahip çıkıyor. Her seyircisi o kadar sahip çıkmıyor bu mücadelede. Çıkması lazım. Bak Trabzon da öyle. Trabzon iyi maç oldu mu herkes geliyor maça. Abi sen öteki maçlara gideceksiniz. Trabzon seyircisi. Yok öyle hikaye. Şampiyon olurken iyi biraz uzaklaşınca kötü. Yok öyle hikaye abi. Her maç gideceksiniz. İyi günde bana herkes yardım eder abi. İyi günde bana kötü günde yardım edin abi. Beni itin. Ben o zaman sizin yardımınıza ihtiyacım var. Beni oynarken zaten yardım etsen ne olur, etmesen ne olur. Ben sallanırken beni it. Ötekini baban da iter. Ee, onun için Trabzon seyircisi maçlara gidin. Peki bir pozisyonlara bakabilir miyiz arkadaşlar? Gelsin o açıklamada Mert Akalın bir bölümü daha varmış. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Fenerbahçe e, maç kaybedebilir ama öyle kaybedemez. He, şey. Ankara gücü maçı herhalde. E, hoca gerekeni söyledi ama biz oyuncu grubunun da yeterince canı sıkıldı. Büyük oyuncular var ve önceki yıllar gibi kırılma olmuyor. Perşembe sert ve diri bir takımla oynayacağız. Birlikte kalırsak şampiyonluk hayal değil demiş. Yani okul var da. İyi güzel. Doğru şeyler. <laughs> Yani güçlü güçlü bir takım ama işte birlikte kalmak, beraber oynamak, beraber düşünmek, mücadele etmek şart. Mücadele ettiği zaman Fenerbahçe'nin kalitesi yeter de mücadele etmeyince veya topun arkasından bakınca olmuyor. Ondan sonra şöyle bir bakıyorum. Ee, pozisyonlarda bir ikinci sarı kart şeyi varmış talebi. Ona da bakalım. O pozisyona da bakalım. Selahattin Baki açıklama yapacak galiba. Ona da bakarız. Ee, bir bekleyelim o zaman. Pozisyonlara geçelim mi? Yoksa geldi mi? Bakayım. Evet. Hemen dönelim. Bir kere daha yanacak. Bizim için son derece zorlu ve duygusal bir maç oldu. Öncelikle taraftarımızı, hocamızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Perşembe günde bir maçımız var, önemli maçımız. Dolayısıyla bugün son derece kontrollü ve akıllı oynadığımızı düşünüyorum. Kontrol baştan sonra bizdeydi. Akıllı oynayıp maçı kazandık ve şampiyonluk yolunda son derece bence zorlu bir viraj döndük. Çünkü takımlar küme düşme potasındayken biliyorsunuz bu tür maçlarda çok zorluk çıkarırlar. Dolayısıyla atlattık bunu. Yalnız bazı şeyler var ki kazanırken de konuşmak gerekiyor. Atilla Karaoğlan ismi açıklandığı zaman Fenerbahçe Abaşı taraflarının bir reaksiyonu olmuştu. Bu reaksiyonla beraber bizim de kuşkularımız vardı geçmiş yaşanmışlıklardan dolayı. Ve bugünkü maç performansına baktığımız zaman bizim de kuşkularımızın ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçemiz aleyhine gösterdiği cömert sarı kartlara bir bakalım. Ve yukarıda İlahi adalet var ki hemen hemen pozisyonların yani bize verilen sarı kart pozisyonlarının neredeyse aynısı. Rakibimiz yaptığı zaman hiç kart çıkmadı. Bize 5 sarı kart rakibe bir sarı kart. Hadi hepsini geçtim. Her şeyi geçtik. 85. dakika. Masanga'ya verilmeyen ikinci sarı dolayısıyla kırmızı kart. Sportif olarak hiçbir şekilde açıklanamaz ondan birkaç dakika sonra çok daha hafif bir pozisyonda çağlar soyuncu ve vücut hareketlerine bakın böyle koşarak kendinden çok emin. Yani gene kalın kalın subliminal mesajları bize veriyorlar ama biz sportif çerçevede kalıp mücadelemizi veriyoruz. Dolayısıyla şimdi perşembeye konsantre olduk. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum bu da önemli. Seyirci rakibimizin atanmış başkanı Birkaç kere biliyorsunuz bu federasyon bizim federasyonumuz. Biz seçtik. Memnunuz gibi laflar sarf etmişti. Geçen hafta her ne hikmetse bir anda futbol tarihinin en kötü federasyonu bütün kurullarıyla beraber istifalarını istiyoruz diye resmi ağızdan bir açıklama yaptılar. O zaman biz de bir samimiyet testi yapmak istiyoruz. Biz zaten uzun zamandır bu konularda endişeliyiz hakem performanslarından. Kendileri bu seviyeye geçen hafta ulaştılar sağ olsunlar. O zaman Urfa'daki Süper Kupa maçı için iki büyük kulüp, iki ezeli rakip yabancı hakem için başvuralım. Onların da samimiyetlerini görelim. Ne kadar istemiyorlarmış bu kurulları ve federasyonu ne kadar istiyorlarmış. Yani bu ha pardon bu kart işlerine girmişken bir de geçen hafta Galatasaray Antalya Spor maçı var. Normalde ezeli rakibimizin Kırmızı kart görmesi gereken yerlerde bazı pozisyonlarda faal bile çalınmadı. Faal çalınan yerlerde sarı kart dahi çıkmadı. Sezon başından beri Fenerbahçe ve Galatasaray lehine aleyhine verilen kırmızı ve sarı kartları bir bakıldığı zaman zaten kamuoyu bizim endişemizi ve haklılığımızı paylaşacaktır. Son bir şey söylemek istiyorum. Rakibimizin başkanı Bizim başkanımız Sayın Ali Koç'un vefat etmiş aile ferdi üzerinden bile siyaset yapacak kadar hatta siyaseti geçiyorum bel altı siyaset yapacak kadar alçalmıştır. Bununla ilgili de Sayın Başkanımız Ali Koç önümüzdeki hafta yaşanmış örneklerle beraber bir açıklama yapacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Biz şampiyonuzdur. Evet. Açıklamalar bu yönde artık şeyler sertleşti hocam. Açıklama dozları sertleşti. Ee, daha da sertleşti. Atilla, şey. Daha da hocam ya valla Allah sonumuzu hayır ne diyelim. Atilla Karaoğlan e, maçı yönetti. Onur Özü Toprak vardaydı. E, Sarı kart konusu şöyle önemli tabi. E, o kartlar biliyorsunuz cezalara dönüşüyor. Sarı kartlar, kırmızı Hı. kartlar. Artık sezon sonunda da kartlar biriktiği için e, o dört sarı kart cezalarını görmeye başlıyor oyuncular bu bölümde. O yüzden herkes tabii çok şey tedirgin önemli maçlar öncesinde. Şimdi tabii Fenerli idarecinin söylediği şey enteresan. Yabancı hakem isteyelim. Evet. Siz de burp... isteyecek misiniz Süper. bakalım. Şimdi biz haftalardır hakemlerden dert yanıyoruz. Siz yeni geldiniz yanımıza diyor. Süper kupa maçı için yabancı hakem isteyelim diyor. Olmaz. Hocam ne süper kupaymış ya. <laughs> Vay be tek biri birden. <laughs> Brezilya dizisi gibi oldu ya, hocam. Bitmedi gitti. Brezilya dizisi gibi. Ne? Urfa'da şey de var değil mi? Balıklı göl var. Oo Urfa hocam başka ya. Balıklı göl var. Göbekli Tepe var hocam ya. Tarihi değiştirdi. Halfeti var. Göbekli Tepe'de göbek mi kaçacağız hocam? Hocam muazzam bir yer ya. Tarihi değiştirdi ya. 5000 bin derken 12 bin oldu. Milattan önce. Ya, yani muazzam bir yer. Anadolu muazzam bir yer. enteresan. Muazzam bir yer. Peki, peki bakalım bakalım şu şey sarı kart işleri falan. Kartlar Urfa'da, matlar Atilla Ur Karı olan. Urfa'da Şeker Spor'da oynayanımız var işte son senedir. Urfa Spor'la maç yaptık. Bayağı olaylar oldu maç sırasında yani maçtan evvel. Vurulmalar, vurulmalar, silahlar. Maçın hakemi de kimdi biliyor musun? Yusuf Namoğlu. He. Böyle <laughs> bir maç birbirine bittiydi ama olaylar neler oldu filan şimdi balıklı göre filan gittiydi. Bayağı eski bu dediğim benim <laughs> milattan önce yani. 70-77-78 olabilir. Bakalım hocam bu sene neler olacak. Şimdi gelsin bakalım pozisyonlar. 8. dakika Osay Samuel sarı kart gördü hocam. Doğru mudur bu ikili mücadelede Osay'ın sarı kartı? Farklı açılardan geliyor görüntüye. Hemen orta yuvarlağın sağ tarafı orta çizgi önü. Şeyi hani dirseği geliyor yüzüne. Bir hamle yapıyor gibi var şöyle. Onu yapmasa diyeceğim ki bu verilmez. Ama onu yapma işte. Yani şöyle açmıyor hocam. Şöyle açar da gelir tamam çarpar. Şöyle bir bir daha hamle yapıyor, bir daha hamle yapınca sakat. Biraz geriye Sarı doğru. Kartı, şöyle. Evet. O yok. Bir de dirsekle geliyor. Sarıkat doğru bence. Sarıkat doğru dedik devam ediyoruz. 34. dakikaya geldik. Bekayo burada bir sarı kart çıktı. Halil Beka mücadelesi bir kontratak denemesi şurada. Hocam bu sarı kart da doğru. Evet. Niye biliyor musun? Şimdi burada ee, diyeceksin ki top nereye gidiyor Top nereye gittiğini seni ilgilendirmez Topun nereye gittiği bu pozisyonda Top geliyor bir yere o zaman çekme bırak Bırak vermeyim sarı kart Çekiyorsan senin için bir tehlike var hmm. Yani top salonda Top savunmadan ama değil, havadan ileri çıkan Bir gidiyor. cross ama Mesela bu sondaki adam Fenerbahçeli'nin ne yapacağı belli değil Sen çekme Sen çekiyorsan bu sarı kart Anladım. bayağı bir forma sunuyor sarı zaten Peki bu sarı kart da doğru. O zaman arkadaşına 43. güven. 43 44. dakika. Masanga kart gördü. Hocam bak 1 2 3 Habire topu gönderdi hala devam ediyor. Yani hala ayak üst böyle öyle uyanık ki. Ayağını sokuyor üstten, alttan filan sarı kart. Peki, sarı kart doğru. Üç sarı kart oldu. Bu da doğru. Osterwold da gördü. Burada, doğru. Bu da doğru. Şey, pozisyonu kaybedince beline yapıştı rakibini. Çünkü burada ucuma çıkıyorlardı. Tabii. Bu aslında rakibini doğru sarı geçerse... kart. Yani hata evet. yani bireysel bir hata yaptı rakip ama geçerse arkada da adamları fazla ama gerçi arkası yani. sağlammış ya üç kişi varmış ama yok Fener bugün pek maceraya girmedi bu yok, yok arka tarafı sağlam tuttu sağlam tuttu evet çok kontrollü gittiler o da doğru dedik Osterwolde'nin sarısı da burada bir sarı kart bekliyor Fenerbahçeliler Masanga'nın sarı kartı var Hocam. Faul Siyahlı vermiş. oyuncu. Bak pilota gelsin. Siyahlı oyuncu. Şey Koru, koy, koyu renkli oyuncu. Sarılı oyuncuyu sol taraftan kesiyor suratını bak. Bak pilottan şimdi göreceksin. Evet. Bir aşağı gel. Bir, bir daha gel. Bak şimdi. Bak. Bak şimdi bak. Ha gördü onu. Ayağından açtığını fark etti. Geri gördü. gel, geri gel. Bu pozisyonda Şurada geri gözüküyor gel. bak. Bak şimdi. Burada geldi. Topu kaybetti. Şimdi Rakip gördü. aldı. Gördü. Bastı gidiyor. Net adam hareket. Net sarı kart. Net. Kemiksiz sarı kart. Yani sence bence sana sormam bunu sence diye. Bunun sencesi bencesi yok. Evet. Adamı kesiyor ve adama basıyor. Top gittikten sonra basıyor adama. Hakem de görüyor bunu. Sarı kartı mı varmış adamı? Bu va Var var az önce ilk sarı kartını gösterdik. Kaçıncı dakika bu? Bu sonlarda. Ne sarı? İkinci sarı kart olmalıydı dedik. Bak, dikkatini bir şey çekiyor mu? Gösterir misin bir sonrasını? Masan Sonrası dedi. var mı? Bak şimdi. Var mı devamı? Devamı var mı? Hemen hakeme dönüyor. O da hakeme dönüyor. Bütün Fenerliler yürüyorlar. Abi topçular daha iyi biliyor. biliyor. Topçu var ya tamam itiraz ediyorlar ama öyle şey olmadığı zaman itiraz etmezler biliyor musun? biliyor şu anda. Tabii. Net sarı hocam. Öyle. Evet bu net sarıymış bunu kaçırmış. Atilla Karaoğlan, olan Masanga'nın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi Ama şimdi kaçırmış adam kırmızı görecek abi kaçırması Tabii. var mı? Şimdi burada öyle burası belki 2-0 ama eğer bunun rakiplerin olacak hatayı. Kara olan adamın sarı kartı var diye bunu geçiştiriyorsan o zaman ben sana şüpheyle bakarım hocam. Bak sen bunu sarı kartını biliyorsun ki biliyorsun sarıdan kırmızıya döndürmüyorsan bunu o zaman ben senden başka şeylerden şüphelenirim. Çünkü, adam da biliyor sarı Kartal Çünkü hocam. gördün, faul verdin. Adam da biliyor, biliyor musun sarı kart Futbolcu biliyor, kendisi şeyde biliyor. Ya. Biliyor. Siyahlı oyuncu da biliyor. Bir hakem biliyor. Fenerbahçeliler de biliyor. Bir hakem bilmiyor. Hani şey, yani Parkında. oyuncu da biliyor. Sarı formalı oyuncu da biliyor. Polis de Diğer Diğer gelenler de biliyor. Herkes farkında. Herkes polis de farkında. Sen değilsin kardeş. Halbuki hep oyunun içindesin ha. Toplan çarpışıyorsun neredeyse. Bilmem ne yapıyorsun. Çünkü büyük hata yapıyor. Dönüyor topu kaybediyor. Döndüğünde ayağından açınca zaten faal kettiği gibi hamleyi yaptı. Çünkü gole gidecek pozisyon var artık. Fenerbahçe'li oyuncu da ayağa koymuştu. Kurun iç tık diye tıkladı. Topu kurtardı. Artık top gittikten sonra rakibe yaptı faal. Evet bu ikinci sarı kart olmalıydı. Atilla Kara olan için bir eksi puan diyoruz buna. Burada faul bekliyor İsmail. O senin dediğin pozisyonlardı. Hmm. Uzatma diyor bak. Hoca da ve sarı kartı gösteriyor. İtirazlardan sonra. Maç bitiyor, gene yanına gidiyor. O var mı bilmiyorum arkadaşlar da. Maç bitiyor, gene yanına gidiyor. Hocam şuraya tekme yemiş ya karnının alt şeyine. Yok kardeşim tamam. Görmemiş tamamdır. demek ki ben buraya tekme yedim diyor. Bak diyor. İşte canı yanınca sinirlen demek ki. Ama devam ettirme tamam. Gördük buradan gözüküyor. Tekme yemiş. Anladık. Yalnız onunla yakın ya. Bunları da kaçırmamaları lazım artık. Yani nerede hakem bu pozisyonda yakın değil mi? Yakın. Yakın. Belki de fazla yakın ondan kaçırdı. Sonra uzatma artık diyor bak gördün mü? Ve sarıyı gösteriyor. Şu açıdan göreceğim şimdi yakın. Burada tekme yiyor. Ya tekme de öyle bir yani çok yani sert yani. Tekme de, de değil, değil yani. yani. Canı yanmıştır. Tekme ya olur da tamam bitti ya git git işine abi tabii. ya. Ama ben dediğim gibi olabileceğini düşünüyorum yani. Ama dediğim gibi Maçtan sonra gitmemesi lazım. Evet. Maçtan evet. sonra kendi arkadaşı çekti aldı ya. Evet. Gel buraya diye. Evet. Atılırsa o artık de, oscarlık olur. Bir de sarılar da <laughs> devam ediyor. Tabii tabii. Öyle var zaten çift sarısı. Bu sezon Hayır. iki kere çift sarısı var. Eğer öyleyse zaten Oscar'lık yani performans. Fenerbahçe formasının değerini bilin. Büyük takımlarda evet. oynayan topçular. Fena da gitmiyor bir, bu bir sezon. Bir kaybederseniz bir daha bulamazsınız. Büyük takımda oynayan evet. yerliler. Fena gitmiyor. Gruballara bakmayın. Yurtdışından gelenler. Maçları çok deri. İsmail Yükseğin. milli o formalar, da çok iyi o Formaları formaları kaybederseniz çok ararsınız. Onun için kafanızı eğin futbol oynamaya bakın. Bu da bu kadar itirazdan Zaten sonra. Zaten çoğunuz mecbur oynuyorsunuz yerli olduğunuz için. Seneye şimdi. Yerli olmasanız oynayamazsınız olmuş. ha. 11 yabancı olsa alayınız giremezsiniz oraya 11'e. Hocam iyi oyuncu ama oynar herhalde. Tamam daha abi. abi yabancı olsa ben ona vereceğim. Bananın dörtte birine yabancı oynatırım. Neden bahsediyorsun ya? Onun için kıymetini bilin bu konulan barajın. Sizin değerinizdeki topçuları 200-250 bin liraya 150 bin liraya alıyorlar. Euro'ya. Rezin ayarları. İsmail evet nerede? gelsin son pozisyonda. Burada ilk pozisyon faal olmalıydı ama İsmail'in itirazları da sarıyı doğal olarak gerektiriyor. Çağlar sarı kart gördü burada. Doğru. Burada niye yapıyor harekete? onu anlamadım. Topa gelse, topa dursa bir defa. Yani çarpacak top Ayağını sokmaya gerek yok Eğer sen milli takımda da oynuyorsan Yani dur adamın arkasında dur ya Bu bu sarı tamam mı hocam Yoksa tamam. biraz kolay mı Tamam Tamam mı diyorsun Tamam Gel adamın arkasında dur adam düşsün Hakik O bir zaman şey olmaz. bir pozisyon dışında diğer kartlar evet. doğru Bir pozisyon o da e, Ama önemli tabii Masanganın kırmızısı ee, Hocam Deve dişi. Evet. Esas o önemli. Demek ki yüreği yetmemiş. Peki pozisyonlar bu şekilde. İsmail Kartal ne diyor bakalım. Takımdaki oyuncuların hepsi üst düzey. Herkese aynı mesafedeyiz. Hepsini ne kadar sevdiğimizi biliyorlar. Şu ana kadar güzel geldik. Sezon sonuna kadar en iyi şekilde bitirmek istiyoruz diyor. Devamı vardır herhalde geliyor. Devamı da geliyor. Bazı oyuncuları oynamaları için bazılarını yıpratmamak için değişiklikler yaptım. Zor bir deplasmandan 3 puan alarak güzel bir reaksiyon verdi takım. Bu galibiyeti Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum demiş. Otobüste de, Fenerbahçe otobüsü de hareket ediyor artık. Ayrılıyor Mersin stadından. E, futbolcular, teknik ekip bayağı bir sevgi gösterisi vardı. Bayağı bir tam bir e, orada e, ilgi patlaması. Gerçekten hani Fenerbahçe her zaman gelmiyor tabii Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş işte, bu takımların şehirlerine gelmesi onlar için ligde değil. Mersin ligde değilken gelmeleri. Tabii. Tabii. Doğru söylüyorsun. Peki efendim o zaman şöyle bir 30 saniyelik sadece ee, bir ara rica ediyoruz. Ondan sonra derbiye ilişkin e, bir toparlayacağız, konuşacağız. Önce bir 30 saniyelik ara. Hmm heyden shoulders mu? Kepeğin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Kepeğin oldu. Yok zaten. Heden shoulders kullananların kepek sorunu yok olmaz. Zaten. Çünkü heden shoulders kepeği yok eder ve geri dönmesini engeller. Evet, Beşiktaş Galatasaray derbisini konuşmaya başlayacağız. Yani e, artık çok kısa bir süre kaldı. Bu arada Fenerbahçe takım otobüsünü de görüyorsunuz. Bugünkü maçtan sonra. Fenerbahçe'nin galibiyetinden sonra Beşiktaş Galatasaray derbisi de tabii özellikle Galatasaray açısından daha da bir yüksek tansiyonlu olacaktır. Baskıyı ister istemez hissedecektir ama Tamamdır. bu yüzden Beşiktaş, var büyük daha, kadrolar geniş kalır. Kubada kadrolar. belli değil. Onun için lig üçüncülüğü var abi. Tabii. Tabii hocam. Yani Taraftarları yalnız, yalnız, yalnız burada, otobüsünü? burada, burada bir nokta koyacağım. Tamam Beşiktaş'ı zor maçlar bekliyor. İşte üçüncülüğe oynuyorlar. İşte ee, kupa var filan. Yalnız başkana şunu söyleyeyim başkan. Beşiktaş başkanı olurken geçmişten hesap soracaktınız. Kimse unutmuş değil. Altını çizerek söylüyorum bilginize tarihe not düşeyim diyorsun not düşeyim diyorum Peki, bir, de, bir de bir de bir şey daha söyleyeyim yönetiminizde yönetiminizde futbolcu menajerliği yapanlar varsa onları çıkarın Baksa. yönetiminizde futbolcu menajerliği yapanlar varsa yönetiminizden çıkarın evet, daha da bir şey, yani yani ha, rahat benden böyle olurdu. alırsınız zaman zaman haberleri. Peki reklama gidelim dönüşte derbiyi konuşacağız ayrılmayın. Evet efendim ee, şimdi derbiyi konuşacağız. Ee, bir Volkan Demirel'den de bir açıklama gelmiş ona da bakalım. Ne demiş Volkan Hoca? Hafta içi hazırlandık rakibi tanımlamaya çalıştık ama bakıldığında bile bile bu golleri yedik. Yani demek ki anlatmış ki bunları onu söylüyor Volkan Demirel de. Kazanmak ve puan almak isterdik. Tehlikeli bölgede olduğumuzu biliyoruz. Kırmızı bölgeden uzaklaşmak için. Bakın renkli yapacaktık onu unuttuk ha. Tolga elimizden geleni yapacağız demiş Volkan Demirel. Bir sayfa daha olacak. Ona da bakalım. Ortada 30 puan var. 10 hafta 30 puan. Bu senenin barajı biraz yukarıda olacak. 43'ü bile görebilir. Biz sezon başında 41-42 demiştik ama yani Volkan Hoca aşağı yukarı orada işte. 42 puan kalır diye konuşuyorduk. Bakacağız. Ee, bu 2-3 galibiyete bakar. içeride alacağımız galibiyetler o bölgeden uzaklaştırabilir. Bu 10 haftada en iyi puanı alıp ligde kalmak istiyoruz diyor. Yani 42 herhalde ligde kalır ama belli de olmaz tabii. Şimdi bu planlar hesaplar başlayacak. Ah, ah. <laughs> Buradan galibiyet oradan şöyle oradan böyle. Ama bunlar en keyifli zamanı olacak. hocam. Tabii. Yani ekmeğini biz yiyeceğiz hocam. Tabii. Bize düşecek meyveler. Dut ağacını sallayacağız. <laughs> Öyle. Aşağıya çarşafları sereceğiz. Oo. O. Evet. Dutlar düşecek. En keyifli zamanı. Ama şey olmasın yani. Ne bileyim çirkin işler olmasın bir şey olmasın olsun. Karşını Sağda iyi oynayan Ondan sonra burada hesap kitabı keyifli tabi Ama ne olacak? Heyecan dozu artacak, tansiyon yükselecek. Yani sahadaki gerçekler içinde her şey olsun. Ama onun dışında kavga, gürültü, yalan dolan, dolanbaç olmasın artık. Yani bu biz futbolumuza futbolun içinden, saha içinden bakabilelim. Çünkü e, maalesef o güven sarsıldı. Evet derbiye gelelim Yarın Artık yani çok kısa bir süre kaldı Bugün diyeceğiz Saat 12'den itibaren Gün boyu derbi özel yayınlarımız var Hem Beşiktaş Nevzat Demir Tesislerinden hem Florya'dan Hem Dolmabahçe'den Arkadaşlarımız canlı yayınlarla Bu derbi bayramını Çünkü derbi günleri Türk futbolunun bayram günleridir şölen günleridir. Bunu ekrana getireceğiz. O e, dört bir yandan canlı olan bana olacak. olacak. Nasıl? Olan bana oluyor. <laughs> evet. Aa, hocam. Evet, 1 ev Mayıs. Uzaklaş 1 Mayıs böyle maçlar benim ev var ya. Evi terk ediyorum abi. Tabii. Ne çıkabiliyorum, ne girebiliyorum hocam? Her tarafta baraj. Tabii tabii. Olacak şey değil ya. Ne yapalım? Öyle hocam orası artık yapacak bir şey yok. Şimdi bu tarafta Allah ben bir kalkayım bakalım. Şöyle şu tarafa doğru muhtemelleri bir bakalım hocam. Şeyler de var, sezon averajları da var. Beşiktaş kalede Mert. Beklediğimiz muhtemel 11. Ee, savunmada Onur Necip, Koli, Masaku. Masaku'nun performansı önemli. Koli Necip ikilisi son haftalarda oturdu hocam bu stoperler. Yani Necip o bölgede performans vermeye başladı 2 3 haftadır. Evet. Kol ile de iyi bu uyumları var. Masako'nun dönmesi de avantaj oldu. Mert formda. Onur'un performansı önemli. El Musrati geldi. Amarti diye bekliyoruz. Belki Salih'te olabilir, bilemiyorum ama biraz daha mücadele gücü yüksek olması açısından Amarti'yi de düşünebilir belki. Burada Muçi. sen beğeniyorsun Muçiyi. Çok beğeniyorum. Ee, Raşit ise sağda eski takımına karşı oynayacak. Cenk solda ve ileride Semi. Hocam her pozisyon topa vuruyor. Topa vurduğu zaman da Beşiktaş'ta oyuncular tabi biliyorlar. Topa vurduğu zaman da ikinci harekete devam ediyor arkadaşlar Yani sekerse mekerse diye. Nitekim gol attılar bu hafta. Evet. Yani Beşiktaş Fernando Santos'la gol yemiyor içeride son 8 maçta, 8 resmi maçta da kalesinde sadece... Bakalım Raciska ne yapacak ee, tabii. Ha, onun da özel bir performansı olabilir doğru söylüyor. Değil söyleyeyim. mi? Şimdi bekledi bekledi gitti. Çok bekledi gitti. Tete'yi aldılar onun yerine. Bunun çok misline onu aldılar. Onları aldılar. Hiçbirisi bekleneni veremedi. Bu da fena gitmiyor bakacağız yarınki performansa. Tabii. Şuraya geleyim Galatasaray'a bakalım. Sonra bu rakamlara bakacağız. Muslera kalede, Kaan yine iğneyle oynayacak. Kaan Ayhan, Nelson, Abdülkerim ikilisi bekliyoruz. Kön. bu da olumlu performansı var gerçekten. Toreyra, Kerem Demirbay, Barış Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi. Artık klasikleşen bir e, ofansif düzen son haftalarda. Şimdi Kerem'le tabii Torreira orta sahada bayağı iyiler. Yani giriyorlar, çıkıyorlar. Şehir atılması tabii Fernandez'in atılması da Jason Fernandez'in topluğu top, çok önemli önemli. Top çalıyordu hocam bayağı. Ya. Orada Galatasaray bir adım öne geçti bence. Değil mi? Evet. Bir adım önde. Onu nasıl kapatırlar? Orta sahayı ne yaparlar, kim bilmiyorum. kazanacak? El Musrati, Amarty, Torreira, Kerem Mertem. Hocam sana dayı. bir şey yapayım mı? Bu Beşiktaş antrenörü her şey yapabilir. 4 4 2de de yapar. Anladın mı? Hatta emniyetle oynatıyor hocam. Hatta, o hatta 4-3 filan yapar. Yani o arayı Galatasaray'ın orta sahasına göre orta sahayı üçleyebilir. Çaprazlama bir şey yapabilir. Yapabilir hocam. Yani bu iş karşı takımın oyuncularıyla senin oyuncularının irtibatlarına bakacak bir teknik adam. Senin oyuncun nerede iyi, onların oyuncuları nerede iyi. Onların oyuncularını kapatacaksın. Senin oyuncularından onlara baskı yapacaksın. Ona bakacak tabii. İki takım da aynı şeyi düşünüyor. İki takımın teknik adamı da. Ben nerede iyiyim, onlar nerede zayıf? Sen zayıfınla onun iyisini kapatmaya bakacaksın zayıfınla. Senin kalite olarak zayıfınla orta sahada yapabilirsin onu. Öyle bir yaparsın ki o sende iyidir ama sen onun karşısına kalite olarak iki kademe daha düşük adamı koyarsın. Onu oynattırmazsın. O yukarıya çıkamaz. Hmm. Ben öbür taraftan seni vururum. Yani bu artık şey gibi yani. Harp takviye gibi bir şey. Doğru hocam. Ya çok zor bir olay değil. Aslında biraz kafası çalışan teknik adamlar bunu yapıyorlar sahada. hem önce yapıyorlar hem sonra yapıyorlar. Şimdi Galatasaray'ın tehlikeli adamları nerede? Bak kimi bozacaksın? Beşiktaş'ta kimi bozacaksın? İki taraf da bunu düşünüyor. Tabii. Galatasaray'da oyun tipi bir Galatasaray'da bozulması gereken var. daha fazla adam var çünkü Galatasaray'ın kadrosu Beşiktaş'ın kadrosuna göre daha iyi. Tabii. Kalitesi. Kalite olarak. Kadrosu Derinli. daha iyi. O zaman buradaki adamları nasıl bozacaksın? Sen senin adamlarını nasıl kullanacaksın? Neyi mesela Salih'i nasıl kullanacaksın? Salih'i adam çünkü. O da onu düşünecek. Öteki teknik adam da onu düşünecek. Semih'i nasıl durdururum diyecek mesela. Ee, tabii. Şey, Semih diyorum. Ee, sağ şey. Sadırfor'u diyorum. Şey demiyorum. Sağlı demiyorsun. Orta sahi demiyorum. Yani hocam her şey şey bayağı bir taktik maçı olacak ha sana söyleyeyim. Evet. Dedim ya yapıları birbirinden çok farklı iki takım. Çünkü Galatasaray daha ofansif oynayan takım. Beşiktaş evet. daha defansif. Daha oynayan. emniyetli oynuyor. Daha tempo. Daha sağlam seviyor, oynuyor. Ama Galatasaray'da da temkinli oynarken defansa fazla çekilirken Galatasaray'da da topa vuran adamlar var. Var hocam var. Silahlar yani ceza fazla sahasına, var. sahasına yaklaştıkları zaman araya top atan, topa vuran. Çünkü bu takım Beşiktaş'a göre daha bir oturaklı takım. Eh. Daha bir birbirlerine tanıyan bir takım. Burada daha yeni bir iki oyuncu geldi de işte Muçu ve El Musrati gibi böyle bazı boşluklar doldu. Mesela hava topları olduğu zaman ne olacak? Burada... Şimdi şuradan o zaman bir birkaç rakam şeye bakalım mı performanslara? Gol ortalaması Galatasaray'ın daha yüksek. 2.1'e 1.4. Yediği gol daha az 0.6'ya 1.1. Şut ve isabetli şut. Ofansif etkinliği 14.5'a 6.7 isabetli şutu var. 9.4, 4.6 isabetli şutu var. Yani ofansif açıdan daha etkili taraf şüphesiz Galatasaray. Topa e, sahip olan biraz daha fazla Galatasaray. Pas rakamları birbirine yakın gibi ama birisi rakip sahada daha fazla pas yapıyor. Birisi kendi alanında yapıyor. İkili mücadelede Beşiktaş daha etkili. Hocam. Hava topunda da öyle. Ender'cim şu Veriler benim için önemli değil. Niye biliyor musun? Çünkü bu maçın bu verileri Galatasaray için önemli olabilir. Ama Galatasaray'ın rakibi Fener olsaydı bu veriler benim için önemliydi. Beşiktaş daha yeni yeni kabuk değiştiren bir takım. Yani Fener eski bir takım yani. Galatasaray'la Fener birbirlerinden mücadele etmede daha eskiler. Evet. Daha oturaklı yerleri var var. var. Beşiktaş'ın öyle bir var. şekli yok. Beşiktaş daha yeni yeni çıkıyor meydana. Evet, Oyun yani. şekli futbolcu bilmem nesi şusu busu filan. Yarın hiç belli olmaz abi. Adam 60'ta bir şey sokar. Ne o? Santrıforu. Allah kullak kadar. Abu Bakar'ı. Ha doğru söylüyorsun tabii. Hocam. Yani bir tabii... sokar 60'ta Abu Bakar'ı hiç beklemezsin. Abu Bakar da der ki lan. Ya ru ya ru der. Al başına ceza. Galatasaray için misal. Bir ara gazı verirsin topçuya. Çıkar abi bu tip maçlar futbolcuyu gösterir. Yani her şey olabilecek bir maç. Evet. Yani tabi zaten der üçü. Kenardaki çık... teknik adamların, kenardaki teknik adamların oynayacağı, kenardaki teknik adamların kazanacağı veya kaybedeceği bir maç hocam. Tam bir satranç diyorsun. Yani. Tam teknik adam maçı yarın maç. Tam. Doğru söylüyorsun sakatlığıyla, oyuncu alımıyla, oyuncu çıkmasıyla filan filan filan. Hakikaten öyle. Teknik başlayacak 11'ler önemli, bitirecek 11'ler önemli. İlk golü atmak şüphesiz avantaj der bir de. Çünkü yani. Beşiktaş seyircisi de maçı bırakmıyor Galatasaray seyircisi gibi. Tabii tabii. O da maçı bırakmıyor. Tabii. Beşiktaş da bırakmıyor Galatasaray da. Ya bir şey anlattılar bana ben bunu eskiden duydum. Sen onu duydun mu? Bu Benfica'nın şeyi Kartal biliyorsun. Arun evet. hani. Biliyorsun orada Kartal'ı bırakıyorlar. Kartal ya, geziyor ben geziyor. Ya, ben onu sonra geliyor eti alıyor. Sı Santara'da geliyor, bir şöyle et var. Bir tura atıyor. Tamam. Emekli oldu o eski Kartal. Yenisi geldi. Ama o Kartal'ı sahibiyle anlaşıyorlar. 40 bin dolara mı ne? O Kartal'ı getiriyorlar biliyor musun İstanbul'a? Geçmişte bir maçta. Geldi de şey Geldi abi. ne oldu biliyor musun? Kartal abi antrenman yaptırıyorlar. Eti koyuyorlar Santara'ya. Kartal geziyor geziyor ete geliyor alıyor herkes alkışlıyor. Antrenmanlar şahane. Ee. Maç günü geliyor hocam. Kartalı bırakıyorlar gene eti koyuyorlar. Kardal santraya gelmiyor. Nereye gidiyor biliyor musun? Hocam dışarıda Sucuk ekmek satan bir adam var oraya gidiyor hocam. <laughs> <laughs> Tabii hocam ya. Portekiz'de abi, yapıyor böyle abi, şeyler. Etin kokusu mu? geliyor sucuk ekmeği. gibi. Hocam etin kokusu mu sucuk ekmeği kokusu mu? Ben de olsam sucuk ekmeğe giderim. <laughs> ete niye geleyim lan santraya? <laughs> ya. Böyle Aa, bir olay da var yani. Hatıra yani. eskiden kalan da Beşiktaşlılar biliyorlar. Hatır, bilmiyorlar mı? Hatırladım hocam. Bilmeyenler de düşünme. öğrenmiş olsun. Peki Evet o zaman yavaş yavaş sözü toparlayalım bir 30 saniyelik ara rica ediyoruz.